İzmir'den dediğim gibi bir teklif geldi. Orkestranı al gel fuar çiçeği diye bir gazinoya anlaşma yaptım. 15 lira yövmiye, anlatabiliyor muyum? Ama bu arada Avni Bey İzmir Şehit Tiyatrosu'nu kurmak üzere de orada çalışmalar yapıyor. Yanında Bala Önengüt var, bizim senin tanıdığın kardeşimiz. Neyse ben Ege Vapuru'ndan İzmir'e geliyoruz. Ben baktım Avni Bey rıhtımda elinde çiçek, böyle gemiye baktım, kadın madeni yok ya, tanıdık kimse yok. Ben indim, bana geldi şey, hoş geldin dedi. Benim duymuş 15 lira yövmeyle oraya geldim. 15 lira o zaman büyük para. Otel, yemek içmek dahil o parayı alacağım ben. Otel 50 kuruş dediğim gibi. Geceliği. Neyse ben Avni Bey'e sonsuz saygım var tabii. Abi neyse başladık biz gazinoda. İşte o, devlet operası da orada oynuyor. Bunlar Avni Dilligil'le Vala Önengüt'e o zaman belediyede sanat, yani sanat koluna para tahsis etme imkanı yok. Bunların ikisine açık havada bir oda vermişler. Taş odada kalıyorlar Avni Bey. Anlatabiliyor muyum? Ve hayvanat bahçesinin tahsisatından bunlara para veriyorlar. Aslanlarla kaplanlar, maymunlar düşmandı Avni Bey'le Vala'yı, anlatabiliyor muyum? Gördükleri zaman korkunç böyle bakıyorlardı. Neyse uzatmayalım. İşin espri tarafı. Neyse ben orada çalıyorum geceleri. Avni Bey de rahmetli geliyor her akşam. Bir Arnavut ciğeri çok severdi. Ben bir ufak bir rakı, helal olsun, yedi içti bizden. Neyse uzatmayalım. Ben gece iniyorum saat 4'te, 3'ten sonra kemanı Altura'ya. Bir 10 kağıt da oradan çıkıyor. 25 lira alıyorum günde. Fuar bittiği zaman cebimde 870 lira para var. İzmir'in binde birini satın alırdım o parayla ben. Anlatabiliyor muyum? Neyse. Ben tiyatro merakım var ya. İşte fuar bitti. Avni Bey hadi bakalım yiyoruz içiyoruz para. Barlara gidiyor, geziliyor. Bir akşam dedi ki beyaz bir at bulun bana dedi. Ege Bar'a atla gireceğiz. Peki hocam dedik biz. 50 lira ve 50 lira verdik, bir at bulduk abi, araba atı. At çıkar mı lan merdiven? Ege Bar merdivenli. Baş verin dedi bu attan, bir bok olmaz dedi, yollayın dedi. Neyse bizim tamam abi. Para bizim suyunu çekti. Kadri Ataman diye bir dekoratör var İzmir'de, çok meşhur. O da bizim dekorları falan yapacak. Ben de tiyatroya gireceğim ya. Para bittiği zaman bana ne dedi biliyor musun Kadri Ataman? Daha önce söylese dönerim ben. Ya dedi sen niye buradasın dedi. Dedim şehir tiyatrosuna gireceğim. İmkansız, nasıl olur dedim ya. Ya Avni Bey dedi ki dedi ya burada şaklabanlık yapan adam ben ciddi tiyatroya nasıl alırım? Bende para yok, dönemiyorum. Kaldık mı orada abi? İyi mi abiciğim? Basmanede Çalgıcılar Kahvesi'nde oturuyoruz. Biri bir simit getirsin de yiyelim diye, bir çay içelim diye bekliyoruz abi. Bu günleri geçelim. Suat Yün diye bir şarkıcı var. O da rehin kalmış orada. Biz baş başa onunla beraber. Neyse uzatmayalım. Cumhuriyet Bayramı'na 10 gün falan kala bizim gazinonun ismi Fuar Çiçeği'ydi. Çok sükse yaptık. Ha bu arada şunu da anlatayım. Şimdi onda bir İngilizce konuşuyorum. O zaman bildiğim İngilizce yes, okay, I love you, no. Beşinci kelime yok. Ben her akşam İngilizce şarkı söyledim. Ayakta alkışladılar beni. Anlatabiliyor muyum? Bir gün yalnız konakta gidiyorum. İki kız çevirdi. Birisi do you speak English dedi. Yes desem konuşacak. Bilmiyorum dedim. Bak ben sana söyledim bilmiyormuş dedi. Bir o yememiş. Neyse uzatmayalım. Ama o zamanki insanlar daha başka. Şimdiki gibi herkes İngilizce bilmiyordu o zaman. Neyse. Bir çocuk geldi dedi ya fuar çiçeği gazinosunun orkestrasını istiyorlar. Bizim akordiyoncu dayanamadı gitti, biz bateriste kaldık orada. Hemen ben fırladım çıktım dışarı, bir orta yaşlı bir hanım. Ben dedi efendim Mustafa Kemal Paşa ortaokulu müdiresi bilmem kim, adını unuttum şimdi geçmiş gün. Siz dedi Cumhuriyet Bayramı'nda bizim bir balonumuz var, o da çalmanız için istiyoruz. Ama hay hay hanımefendi dedim. Pazarlık ettik, 150 liraya pazarlık ettik. 50 lira peşin aldım kapora. Abi deli misin sen ya? Açlıktan kurtulduk geldik. Bir tane akordiyoncu buldum orada. Mustafa Kemal Paşa'ya geldik. Çok enteresandır, bunu anlatacağım. Geldik bir okulun salonu, ahşap bir bina. Etrafı cam mekanlı ama böyle. Neyse Aziz'cim çalmaya başladık. Bir Yul Brynner gibi bir adam var. Jandarma kumandanı, oranın kralı. Orada bir kaymakam var. Bir şey yani. Köy değil de ilçe. Ben kızlarla dans ediyor, bize foxtrot diyor, çalıyoruz ben, Joseph diyor, başlıyoruz neyse. Dansı kesiyoruz, kızlarla oynuyor ama foxtrot diyor, çalıyoruz. Biz çalarken böyle bir baktım o camın arkasında ışık da var tabii, dışarı vuruyor bir, birisi bana el sallıyor böyle, çağırıyor yani.
Gittim kapıyı açtım. Gel, sıfır numara tıraşlı bir adam. Merhaba abi dedi, merhaba dedim. Ben dedi 7 yıllık askerim dedi. İki teğmen vurdum, bir askeri öldürdüm. Ben mesela mübalağa ediyorum. Sabıkalı. 7 yıldır askerlik yapıyorum. Bu herif dedi benim babam dedi. Jandarma kumandanını göstererek. Buna dedi lütfen çalmayın. Anamın izzeti nefsiyle oynuyor dedi. Çalmayın o herife dedi. Geldim ben kestim durduk. Albay jandarma komutanı. Pok surat. Pok suratı başlıyor. Kesin lan diyor bu buradan. O pok surat diyor. Bu kesin derken. Allah'ın lütfu dışarıdan 3-5 el silah sesi geldi. İçeri 6 tane efe girdi. Vur bir halman dalı. Abi bir basıyordu. Ren 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 ren. O harman deli kurtardı bizi. Harman dalı anlatabiliyor muyum? Ya o jandarma kumandanı temizleyecekti ya o asker.